Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün daha yeni kargom geldi ve ben de vakit kaybetmeden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Derse geçecektim, derse geçmeden önce bir video çekip bunları sizinle paylaşmak istedim ve ilk kez beraber inceleyelim istedim. O yüzden hemen başlıyorum ben. Kargom bu şekilde, bayağı bir fazla kitap söyledim. Kardeşimle beraber söyledik, kardeşim de KPSS'ye hazırlanıyor. Onunla beraber söyledik. Şimdi tüm kitapları göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ilk kitabım Taktiklerle Problemler kitabı. Normalde matematik çalışmıyorum ama biraz hızlanmam gerekiyor. O yüzden de ben de hani ne gibi taktikler olabilir diye merak ettiğim için almak istedim açıkçası. İlyas Hoca'nın bir kitabı bu. Şimdi şöyle içine bakacak olursam güzel gibi görünüyor. Renkli olması falan beni motive etti açıkçası. Ve sanırım her soru tipiyle alakalı bir soru koymuş ve bu kısmı da bir öğren kısmı var, bir de geliştir kısmı var. Geliştir kısmında da bizim yapmamızı istediği birkaç soru koymuş verdiği soru tipiyle alakalı ve muhtemelen her soru tipini ayrı ayrı anlatmış. Ben çok beğendim açıkçası. Ve her ünite sonuna da bir test koymuş, hazırım testi. Merak ettim, yine beraber çözeriz bunları. Çözdüğümde de size fikrimi belirtirim. Bu şekilde daha sonra vatandaşlık soru bankası aldık. Bunu kardeşime aldık. Ben vatandaşlığı bitirdim. Bir de video ders notu var. O biraz yazmayı sevmediği için ona video ders notunu aldık. Bir de Vahap Hoca'nın yine vatandaşlık soru bankasını aldık. Bunu da şöyle bir inceleyecek olursam şu şekilde cevapları bence bayağı açıklayıcı. Uzun uzun. Yani tam okumadım ama şu an açıklayıcı görünüyor. Bu şekilde bayağı bir test de var içerisinde. Konuların içindekiler kısmı da böyle. Bayağı da test var içerisinde. Bu şekilde zaten video ders notu da videoda anlattığı her şey var. Bu şekilde bunları kardeşime vereceğim. Daha sonra ben Kozmik Oda'nın tarih denemesini aldım. Açıkçası bunu küçük bekliyordum. Bu şekilde olması güzel bence. Yani diğer şeylerden biraz farklı ders denemelerinden. Diğer ders denemeleri böyle biraz küçük boyutta ama bu tam kitap boyutunda. Biraz beğendim. İnce duruyor. Bitebilecek şekilde. Şu şekilde içini de göstereyim. Cevap açıklamaları var mı diye bakıyorum. Her test 27 soru. Sanırım cevap açıklamalarını göremedim. Yani açıklamaları yok. Yani çözümleri kare kodluymuş. Ve şu şekilde bir cevaplar kısmı var. Bunu da merak ediyorum açıkçası. Kozmik Oda yayınlarını daha önce hiç çözmedim. Bunun bir de tarih soru bankasını aldım. Onu da göstereceğim şimdi. Daha sonra Türkçe ders denemesi aldım bir tane. Bildiğiniz gibi Türkçeden bayağı bir problem yaşıyorum ben. Umarım bunu en kısa sürede aşabilirim. O yüzden de kendime bir deneme daha aldım. Acaba dedim hani PEGEM'de mi bir sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bunu da bu şekilde bir almak istedim. Deneyince yine size fikirlerimi söylerim. Daha sonra bir uzman kariyerin coğrafya ders denemesini aldım. Bunu da şöyle, tarihini almıştım zaten, bahsettim. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Orada da çözüyorum ders denemelerini. Çok beğendim. O yüzden bu coğrafyasına da bir şans vermek istedim. Yine fikirlerimizi de söylerim. Daha sonra bir tane deneme aldım. Bu beşli deneme. Yargının son çıkış. 2020 denemesi. Elimdeki denemeler bitiyordu. Ben de dedim bir tane daha alayım. O yüzden bunu tercih ettim. Ben de zaten yargı akademi dershanelerine gittiğim için
sorularının kaliteli olacağını düşünüyorum. Hatta biraz da zor olacağını düşünüyorum. O yüzden bakarım. Sadece fıskül fıskül olmamasını beğenmedim. Yani kitap şeklinde. Ama yine de çözülür. Çözdüğümde yine size söylerim. Daha sonra biz iki tane Türkçe paragraf kitabı aldık. İşte ben biraz sıkıntı yaşadığım için Türkçe'de, Türkçemi geliştirmek için birazcık soru bankasına yönelelim dedik. O yüzden de kardeşimle düşündük ya, aslında ikimiz de aynısını mı alsak yoksa farklı mı alsak bilemedik. Sonra dedik ya farklı farklı alalım, arada değişiriz. İçinde neler var onları görürüz diye. Bir bu şey Rüştü Hoca'nın paragraf kitabını aldık. Taktiklerle paragraf. Bir de Ezber Bozan. Bu da çok öneriliyordu. İkisi arasında çok kaldık gerçekten. Şimdi şöyle bakacak olursam Ezber Bozan kitabında ilk başta şu şekilde konuları anlatmış. Ve bu şekilde taktikler varmış. Ben bu kitabın incelemesini izlemiştim birazcık. Biliyorum o yüzden. Umarım memnun kalırım diye düşünüyorum. Bu şekilde hep tüm konuları tek tek ayırmış. İçindekiler kısmını da göstereyim. Böyle cümlede anlam, işte cümle oluşturma, paragraf oluşturma falan. Bu şekilde bayağı bir kalın. Kalınlıklarını da karşılaştıracak olursak şöyle üst üste koyayım. Neredeyse iki katı. Bu kadar kalın beklemiyordum ben bunu. Bu taktiklerle paragrafta Rüştü Hoca'yı ben Türkçe anlatımını çok beğeniyorum. Ondan dinliyorum zaten. O yüzden bundan almıştık. Bunun içini hiç incelemedim. Bunda da böyle soru tarzı bir bakıyorum şimdi. Onunla ilgili bir sürü soru koymuş. İçerisinde böyle farklı farklı şurada göreceksiniz. İçerisinde birinden işte sırasıyla farklı farklı soru tarzları var. Mesela burada soru tarzı 11 yazıyor. Onunla ilgili başında anlatmış anladığım kadarıyla. Şöyle göstereyim. Başında soru tarzı 1 diyor. Bu kısımda anlatmış. Daha sonra onunla ilgili bir sürü soru koymuş içerisine. Bunu da beğendim açıkçası. İşte dediğim gibi kardeşimle dönüşümlü olarak kullanacağız. En azından bu taktik kısımlarına bakarız diye düşündük. Bu şekilde bunlar da. Daha sonra bir tane coğrafya 20'li deneme almışım Yargı Akademi'nin yine. Ben bunun tarihini bitirdim. Gerçekten çok memnunum onda. Kaliteli soruların olduğunu düşünüyorum. Hani biraz böyle şeydi, ÖSYM'nin sınavlarına yakın olduğunu düşündüm. O yüzden coğrafyasına da bir şans vermek istedim. Bunu da deneyeceğim. Yine denediğimde size fikirlerimi söylerim. Ve son olarak da ben tarihte böyle tekrarlara geçtiğim için bir soru bankası arayışındaydım. Bayağı önerenler oldu. Bana buradan da önerenler için teşekkür ediyorum bana öneri yaptığınız için. Ama en son bunda karar kıldım. Kozmik Ota'nın geçen yıllarda coğrafyasını çözmüştüm. Ondan memnun kalmıştım. O yüzden buna bir şans vermek istedim. Bu da şey... bir dakika... Bunda da şu an çözümleri var mı diye bakıyorum. Yine bunda da çözümler yok ama kare kodlu. Aynen kare kodlu. Bunda da yine kare kod okutarak çözümlere ulaşabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu şekilde 280 sayfaymış toplam. Kalınlığı da bu şekilde. Bundan da bir tekrar etmek istedim açıkçası. Tüm tarihe baştan döneceğim için. Bir yandan da konu konu test çözerim diye düşündüm. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, benim tüm aldığım kitaplar bu şekildeydi. İsterseniz fiyatlarını da söyleyeyim size. Coğrafyanın Türkiye Karması 30 denemesini 12 liraya almışım. Tecrübe taktikler sanırım Rüştü Hoca'nın kitabı 28,5. Ezber Bozan 39 lira. 22'li deneme Türkçe 16,40. Taktiklerle Problemler kitabı 23,33. Son çıkış deneme seti o 13,48. 20'li coğrafya denemesi Yargı'nın 10 lira. Kozmiko'da soru bankası tarih olan 29,90. Vatandaşlık soru bankası 16,45. Video ders notu 15,15. Bir de 27-30'lu Kozmik Oda'nın tarih denemesi de 11,94'müş. Bu şekilde hepsini kitap seçten aldım ben. Kargomda yaklaşık bir 10 günde falan geldi. Biraz açıkçası beklettiler beni ama bu sürede olabileceğini düşündüğüm için bir şey de diyemiyorum açıkçası. Bu şekilde bunları bir an önce sizinle paylaşmak istedim. Ben şimdi derse geçiyorum.
Akşama da muhtemelen bu videoyu koyarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size de yararlı olmuştur. Yani kitabı alacaksanız içlerini de gösterdim. Sormak istediğiniz bir şey olursa da kitaplarla alakalı bana Instagram'dan, şu an şuraya falan yazarım. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa. Bu şekilde videomu izlediğiniz için yine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşürüz.